Manşet. Gerçek çok net. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına ilişkin olayların önemli bir kısmını bugüne kadar gezi olayları ve darbe girişiminde gördüğümüz şekliyle radikal gruplar çıkartıyor. Hadiseyi çok farklı boyutlara taşımaya çalışıyorlar. Devlet olarak bu radikal gruplara papuç bırakacak ve yol verecek değiliz dedi. Bizim devletimiz çok önemli medeniyete sahip aslında. Her şeyin hakkı, hukuku, kuralı belli çerçeve içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada zaten kendiler de ifade ettiler. Anayasal hakkını kullandı. Oraya bir rektörümüzü atadı. Gerçekten rektörümüzün de geçmişine baktığınızda son derece birikimli. Hı hı. Kendi konusunda hakim, yönetici kabiliyetleri gayet iyi. Akademisyenimizi, Boğaziçi Üniversitemize, yine çok değerli bir üniversitemizi rektör olarak atadı. Anayasal hakkını kullandı. Biz olaya bu şekilde bakıyoruz. Çok bu noktada konuşulacak bir şey olmadığını düşünüyoruz. Tabii sonrasında gelişen olaylar çok üzücü. Orada tabii bazı kesimlerin yansıttığı gibi olmadığını bütün güvenlik ürünlerimiz çok net bir şekilde ortaya koydu. Orada öğrenci kardeşlerimizin bir kısmının ama önemli bir kısmı olayların ne yazık ki işte bugüne kadar gezi olaylarında da gördüğümüz şekliyle, evet, yine darbe kalkışmasında da gördüğümüz şekilde, yine bazı böyle radikal olaylarda da gördüğümüz şekilde radikal grupların ne yazık ki temsilcileri oradaki hadiseleri çok farklı bir boyuta taşımaya çalışıyor. Tabii bizim devletimiz dediğim gibi çok önemli bir medeniyete sahibiz biz. Bunlara yol verecek bir durumumuz yok. Evet. Sonuçta oradaki öğrenci kardeşlerimizin de hepimiz çünkü bu süreçlerden geçtik. Bu noktada sağduyulu olmalarını biz kendilerine diliyoruz. Orada çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi olmayan bir durumunu kullanmadı. Hakkını olan, anayasal hakkı kullandı ve orada bir rektör atanması gerçekleştirdi. Ben bu işlerin inşallah rayına gideceğini, oradaki öğrenci kardeşlerimizin de alet olmayacağını bu gruplara düşünüyorum. Zaman içerisinde herhangi bir problemle karşılaşmadan bu olaydan da son bulacağını düşünüyorum. Ama tabii ki oradaki bu terör gruplarına da pabuç bırakmayacağımızı, onlara yol vermeyeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Çok kolay bir şey değil. Ciddi manada bir toplumsal uzlaşma metni ortaya çıkartmak lazım. Evet. İyi bir çalışma yapmak lazım bununla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da hem bakanlarımız hem çeşitli gruplar bu çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlamdaki iradesi Sayın Bahçeli tarafından dile getirildi. Evet. Genel Başkan bu noktada kendilerinin de iradesi olduğunu ifade ettiler. Ben tabii 1980 Anayasası ile yönetilen bir ülkeyiz. Orada tabii birçok değişiklikler yaptık. Halinde yapmaya devam ediyoruz ülkenin şartlarına göre. Ancak temelinde ne yazık ki böyle bir anayasamız var. Bunu değiştirmenin ben ülkeye çok fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Şahsi bir şey olarak söylüyorum. Evet. İrademizin de bu şekilde tecelli etmesi beni şahsen de çok memnun ediyor. İnşallah hem Milliyetçi Hareket Partisi hem bizim partimiz hem de toplumun gruplarının ortaklaşa üzerinde çalışacağı güzel bir anayasa olur diye düşünüyorum. 13 Şubat bizim için en önemli gün, en değerli gün. Burada gerçekten bütün ülkemizin kurtuluş mücadelesine örnek veren, evet, adeta kendi kendine yeten, kendi kendine kurtararak ondan sonra bütün ülkeye milli mücadele anlamında örnek olan bir günden bahsediyoruz. Evet. Bunu layıkıyla kutlamaya, almaya çalışıyoruz. Tabii ki pandemi şartlarında bu sene biraz daha buruk geçiyor bu anlamda çalışmalarımız. Çünkü her istediğimiz aktiviteyi gerçekleştiremiyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda bu salgın hastalığın da geçmesiyle beraber yine eskisi gibi çok coşkulu bir biçimde kutlarız. Ama bu da bugün de pandemi şartlarına uygun olarak yine elimizden geldiğince bu günü almaya, kutlamaya çalışacağız. Çalışıyoruz. Ben yeri gelmişken bu vesileyle bütün şehitlerimize, yine hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde bugün vatan gördüğümüz bu topraklarda daha rahat biçimde yaşıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmet. Mekanlar cennet olsun diyorum. Manşet. Gerçek çok net.